sana niye gösteriyorum hiçbir fikrim yok. Sen git. Git şuradan. Bak burada taşlaminasyon yaptırdım da. Görüyorsunuz. Bana ne? Vermeyeceğim. Hoş geldiniz. Bir sürü kargom geldi. Bu sefer deneyeceğiz. Dolap videosundaki gibi. Dolap videosundaki gibi üşenmeyeceğim. Dolabı madem boşalttık dolduralım dedim ben de. Biraz kontrolden çıktı alışveriş. Ama baştan şunu söyleyeyim. Burada Klarna diye bir ödeme yöntemi var. Ve önce alıp sonra ödeyebiliyorsunuz. İşte 2 hafta gibi bir süreniz oluyor. Bu arada galiba süresini geçirmek üzereyim. Ben aslında bir sürü yerden aynı şeyleri sipariş ettim diyebiliriz. Çünkü artık bilinçli alışveriş yapıyoruz dedik ya. Dedim yani o videomda. Ve sonrasında... Uydum mu? Biraz uydum. Artık böyle tam anlamıyla içime sinen parçalar almak istiyorum ve uzun süre giyebileceğim şeyler istiyorum. O yüzden atıyorum deri pantolondan bir sürü söyledim. Ki o tam mükemmel üzerime oturan pantolonu bulabileyim diye. O zaman başlayalım. Başlamadan bir size göstereyim dedim. Vaziyet bu. Kontrolden çıktık yine. Bazılarını merak edip üstten açtım. Ama birlikte deneyeceğiz şimdi. İlk elime gelenden başlıyorum. Zaten merak edip üstten açmışım. H&M. Birkaç tane H&M var. Bu videoda bir sürü siyah bot, deri pantolon ve deri ceket göreceksiniz. Başka bir şey de sipariş etmedim galiba. Bir de pantolonlar falan var. Bir bot geldi elime. Burada biraz ışık çok fazla yansıyor üzerine. O yüzden biraz fazla parlak duruyor. Güzel. Hem çok böyle klasik dursun istemiyorum hem de böyle çok... Çok büyük yapmışlar biz bu sezon. Birkaç tane dayanamayıp zaranı kim denedim. Yani dalga geçiyorlar herhalde. Ona da geçeceğiz birazdan. Böyle güzel bir siyah pantolon alayım istedim. Bunun kumaşı böyle Almanca'da kort deniyor. Kuatose deniyor. Türkçesinde bilmiyorum. Türkçesinde bilmiyorum ama kadife galiba bunun adı. Böyle bol paça bir pantolon. Hepsini deneyeceğiz. Sakin olun. Sakin olun. Aynı pantolonun bir de şu rengini sipariş ettim. Galiba bu rengini alacağım. Bunu denedim. Yalan olmasın. Birkaç tane denedim. Tamam itiraf ediyorum. Ama böyle hani pijamanın üstüne falan geçirdim. Aynısı ama bej rengi. Bu renkli pantolon istiyordum zaten. Çok merak ediyorum. Pantolonumuz bu. Biraz zor girdi. Bunlar da botlar. Arada böyle lastik. Pantolon bu şekilde. 32 beden aldım olmayacak diye korktum biraz ama oldu galiba. Bu da çok güzel. Evet çok küçük bir alanda size kutuları göstermeye çalışıyorum. Kutuları niye gösteriyorum hiçbir fikrim yok ama kutudan çıktığına inanın diye. Öyle yapılır yani videolarda gösterilir kutu. Ondan yani yoksa bir amacı yok. Yine aynı kesim. Bu ara yine bol paçalara sardık biliyorsunuz. Bu arada ilk defa H&M'den pantolon sipariş ediyorum. Hiçbir zaman hayatım hiçbir evresinde H&M'den pantolon giymedim. Çünkü kötü olduklarını düşünüyordum. Bilmiyorum niye. Sonrasında... bunu da denedim. Yırtık. Bu böyle bir crop top. Ama kolları böyle... Parmağınızı böyle şey yapıyor. Çok bana 2010 vibes veriyor biraz. Böyle eldiven falan takılıyordu ya. Neyse. Göreceğiz. Buradan bir şeyler çıkıyor. Maalesef yine fazla moda oldu. Herkesin üzerinde var. Farkındayım. O yüzden galiba bütün sipariş ettiğim şu blazerleri geri göndereceğim. Çünkü ben Türkiye'den gelmeden önce uzun böyle bir... deri bir şey aldım. Deri ceket mont. Neyse artık aldım. Çok memnunum ondan. Trench coat pardon. Böyle trench coat gibi kemerli. Bunun derisi çok hoşmuyor. Bu şekil. Bu oversize olduğu için. Direkt oversize kesim olduğu için bunu aldım. Yine siyah bot. Nice. Bakalım. Neden her şeyden bin tane çeşidini söyledim derseniz. Mükemmel ürünü bulmaya çalışıyorum. Aynı üründen farklı modeller aldım yetmezmiş gibi bir de farklı bedenler de sipariş ettim. Çünkü asla small mu, x-small mu belli olmuyor bende. Bu da son H&M paketimiz. Marka marka gideyim dedim. Bir de bayağı 2 hafta falan oldu ben bunları sipariş edelim. Ne sipariş ettiğimi de unuttum. Bunlara PR paketi gibi davranırsam o kadar içim acımaz. PR paketi açıyormuşum gibi bir havalar ama hepsine paşa paşa ödüyoruz. Niye?
yine siyah blazer ama artık aynısını sipariş ettim. Aynısını sipariş etmişim. Bu farklı mı acaba? İnşallah farklıdır. Değil galiba. Ay hayır. Çünkü ben bunları hepsini çantaya doldurup gidip mağazada geri veriyorum. Gerçi H&M böyle bir şey oluyor. Ama sonuç olarak kutular da geri taşınacak. Hep yaptığım bir şeyde bir yamukluk çıkıyor. Ben git. Git şuradan. Git şuradan. İki kere aynı şeyi sipariş etmek ne ya? Şu an size yaşadığım şoku göstereceğim birazdan. Bot çok güzel duruyor resimde. Burada da çok güzel duruyor. Bu 37 numara. Ve ayağım içine zor giriyor. Ama ayak izi 45 falan. Bu arada kaş laminasyonu yaptırdım da kaşlar biraz, kaşlar dans ediyor. Böyle yapıyorum kalkıyor geri, anlamadım neyse. Cidden hayal kırıklığına uğradım. Bir daha Zara ile uğraşmak istemiyorum. Bedenleri asla tutturamıyorlar. Böyle ne yaparsak yapalım zaten alacaklar kafasına giren markalara sinir olurum. Normal deri pantolon ve bu kaç, bu neydi? Bu X small. Birazdan Bershka'nın X small'uyla karşılaştıracağım size. Alakası yok yani, bu medium falandır başka mağazalarda. Evet, Zara'nın yaptığı şu işe bir bakar mısınız? O kadar laf söyledim. Görüyorsunuz. Aslında şu alt çok güzel duruyor. Don't talk while I'm trying to talk. Bu markadan devam edeceğim. Biraz Trendyol gibi bir site, ben ama Bershka ürünleri sipariş ettim. Yine deri pantolon. Ben bunları tek tek açmayayım, üzerinde göstereyim. Siyah İspanyol paça. Diğerleri aslında düz kesim. İspanyol paça değil bu. Bu tam İspanyol paça. Alta doğru böyle şey oluyor. Bakalım, X small bir deri pantolon. Bu şekilde. Aynı o siyah pantolonun sanırım deri versiyonu. Yine aynı kesim. Bu arada bu Bershka X small. Bu da Zara X small. Bu öndeki Bershka, arkadaki Zara. Bu botlar da vardı. Etrafı biraz dağıttım ama pantolonu görmeniz açısından. Bu benim niye daha önce aklıma gelmedi acaba? Bu arada bu kargoların arasında yoktu. Ben bunu Türkiye'den aldım. Beşiktaş'tan İntegral diye bir mağazadan aldım. Hala gidip belki bulabilirsiniz. Erkek mağazası aslında ama son bu kalmıştı. Medium. Daha gelecek demişlerdi ama. O yüzden bulabilirseniz alın. Bu şekilde. Arasında fark görüyor musunuz H&M'de bilmiyorum ama o sanki bir tık daha o plus size böyle şeydi. Derisi bana biraz fazla parlak geldi onun. Bununki daha yumuşak ve daha güzel. Helikopter, helikopter. Bershka'dan devam ediyoruz. Ah, galiba benim en sevdiğim ürün oldu. Kahverengi deri blazer. Buna bayıldım. Bu arada bu ışıkta çok açık duruyor ama çok çok koyu bir kahve. Buna aşık oldum. Bu da yine Bershka'dan, bu düz kesim. Piyasadaki bütün deri pantolonlar bende arkadaşlar. Hiç aramayın boşuna. Aşık oldum bunlara. Ama bir şeye aşık olursunuz ve almayacağınızı bilirsiniz ya, alamayacağınız da olur. Çok güzeller ama çok yüksekler ve ben asla topuklu giymiyorum. Rengi çok farklı duruyor burada, anlamadım. Çok yüksekler. Kışın zaten giyilmez. Bunlar ikna konuşmaları. Bu botlara da yine aynı şekilde aşık oldum. Rengi, derisi falan çok hoşuma gitti bunların. Hatta siyahlara geçip bunu direkt almayı düşündüm ama ayağımda çok garip duruyorlar. Yani kime göre niye böyle yaptılar bilmiyorum. Son kez bir bakın. Siyah. Bunlar da Bershka'nın botları. Üstü böyle fermuarlı oluşturmuş. En çok korktuğum şey hepsinin olması ve hepsini almak istemem. Zaten olmaz geri yolların kafasıyla sipariş ediyorum. Sonra hepsi oluyor. Sonra da çorba. I would tell you everything I believed in, but
you said, you said shut it off, you're too old for dreaming. So I did my best to feel what you're feeling. But what about what I want? What about what I want? Ben bu botlar nasılsa hiçbir şeyle uymaz diye düşünüp geri yollayacaktım. Böyle bir ceketim olduğunu hatırladım sonra. Bana ne? Vermeyeceğim. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Lambamın ışığımın şarjı bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.